Herkese merhaba arkadaşlar, ben Toxzilla ve sizlere Kha'Zix'i farklı bir şekilde oynayacağım. LoL'de de yapılan bu arada, normalde de yapılan bir şey yapacağım ve Kha'Zix'i orta koridorda oynayacağım. Özellikle Zed, Katarina, Yasuo tarzı şampiyonlara karşı, ki muhtemelen karşıma Yasuo gelecek. Umarım Akali'ye karşı pek güçlü olmayacağız çünkü. Bu saydığım şampiyonlara karşı, Wild Rift'te çok oynandığı için söylüyorum. Güçlü olan bir şampiyon abi Kha'Zix, özellikle ulti evolve'unu, ulti geliştirmesini aldıktan sonra daha güzel iş yapmaya başlıyoruz. Yasuo bir tane bıçak denedi bana ama olmadı. Şimdi ikinci yeteneğimi ilk açtım çünkü Yasuo'nun seviye 1'ine karşı gelecek kadar güçlü değilim. Ondan dolayı minyonlarımı ikinci yeteneğimle temizliyorum. Orta koridorda Kha'Zix oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ayrıca videoya beğeni atarak destek verirseniz de çok sevinirim. Şimdiden destek veren herkese çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Yanaklarınızdan öpüyorum sizlere. Şöyle. Tamam. Yani madem Yasuo bu kadar kavgacı bir kişilik, ona bir iki tane şu düz vuruş şeyini iptal edeyim. Bir iki tane vurmak lazım diyecektim. Para durumumuz ne durumda? Bir tane galiba minyon gerisindeyim Yasuo'nun şu an. Ki o da o kadar büyük problem değil. Çok güzel. Bayağı fazla hasar çıkarttım. Gördüğünüz gibi Yasuo'nun kalkanı benim sadece ikinci yeteneğimi etkiliyor olacak. Ve minyonları hızlı bir şekilde temizlediğimde, şimdi Yasuo benim minyonlarımın etrafında benimle oynamak isteyecek ya. O durum benim için de okey oluyor burada. Oo. Ah, yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu ya. Tutuşturu atmıştım be. Adamın şansını görüyorsun değil mi? Bu arada tutuşturu bıraktım ona. Ay! Ay! Neymiş lan? Leona'nın bitkinliği, Leona'nın sıçrası, Yasuo'nun sıçrası, Yasuo'nun tutuşturu, Leona'nın sıçrası. Allah! Neler neler attılar. Adamlardan ne kaynak eksilttik be. Şimdi Yasuo yukarı tarafa çıktı. Hızlı bir şekilde burayı ittiriyorum ki Yasuo'ya karşı bu arada birinci yeteneğimi yine geliştirmesini yapacağım. Şöyle Yasuo'yla buralarda savaşmak isteyeceğiz abi. Aha. Oo, tamam. Geri dönmüş direkt olarak zaten benim burada ittirdiğimi gördüğünde. Parada ne durumdayız? Aynıyız. Birebir aynıyız neredeyse. Kalkanını kırdım Yasuo'nun. Arkada birisi daha vardı sanki. Yo. Şöyle uzuyoruz. Ya bu kadar mı keyifli bir skor alınır be? Bu kadar mı eğlenceli bir skor aldır? Vallahi de billahi de keyfi doruklarında yaşıyorum. Ay, içimin yağları. Adamlar o kadar çok üstüme geldi ki darlanmıştım. Bir takım yardımı görmüş olmak çok mutlu etti be. Draktarımızı bitirdik abi. Şu anda assassination. Artık suikastlere başlayabiliriz. Sağa sola gezeceğiz. Ultim geldiğinde özellikle 30 saniye içerisinde biraz daha agresif bir şekilde oynayarak, koridoru ittirerek kendimize pozisyon hazırlamak istiyoruz. Adam izole değilken abi özellikle çok fazla agresif yapmak istemiyoruz. Hani mesela bir tane giderim şundan çizdiririm, yoluma bakarım, anladın mı? Bu şekilde. Bu arada Rengar'ı görüyor olsa gerek, o kadar geri çıktığından mütevellit. Leona'yı gördük. Bir de yanında nişancıları geldiyse sıkıntı. Aynen, nişancıları da takiplemiş. Şöyle ben aşağı doğru gidiyorum. Yasuo da aşağı indiği için. Ne durumdayız burada? Oo, Evelynn de burada. Evelynn de burada. Burası sıkıntı abi. Buraya girmek istemiyorum şu anda. Ha, şimdi şuradan Evelynn'i görünmeze giriyorum. Ah, bu sefer kaçamadın. Bu sefer kaçamadın. Geri gireceğim oraya. Takip edemedim. Elim titredi lan. Elim titredi. Sinirden elim titredi resmen orada ya. Oha. Darlandım ve birader. Herkes geliyor. Herkes geliyor. Herkes geliyor. Aslında normal. Bu Elo'nun normal önü. Şu an Zümrüt 3 ligindeyiz. Galiba şu an 0 damgayım. Az önce otomatikten bana destek verdi. Hatta bu maçta bana destek verdi ama Emery sağ olsun pire girmiştik. Beraber oynuyorduk. Midi saldı bana.
Dördüncü sıramda olmasına rağmen destek. İki tur üst üste destek sağlıyor bana oyun. O maçı da kaybettik maalesef. Akali çok geriye çıktı burada. Ortaya tekrar geçiyorum. Çok güzel sar be. Abi çok iyi vurmuyor muyuz ya? İzole hedefler eşittir ölü hedefler abi. Hedef bile değil. Ölü, ölü böyle tatta kurular ya. Tıkır 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 ne güzel temizliyoruz. Şunu da al. Vayne'i şimdi aşağıda yalnız bıraktık. Bakın Leona burada koridor tutuyor. Aa rakip teslim oldu. Aga be. Rakip teslim oldu o zaman. İki maç bir video yapalım arkadaşlar. Let's go diğer maça bir oyun sonuna bakalım. Evet arkadaşlar sizlere şöyle güzel bir ikinci maç izleteyim derken patara kütere, çatara çutara kanserlendiğim, delirmek üzere olduğum, akıl sağlığımı yitirmeme sadece bir oyun kalmış olan oyuna hepiniz hoş geldiniz. Eminim sizlerin de böyle oyunları oluyordur. Üst üste 2 tane, 3 tane oyunlar dönüyordur. Özellikle bu oyunlardan bazı kareler de sizlerle paylaşacağım. Sadece birkaç tane ekran görüntüsü yeterli olur. Ana avrat söven mi? Kanser ol geber diyen mi? Base'de 2 tane 3 tane AFK bırakan mı? Nerelerden nerelere? Keşke bu adamlar madem sövüyorsun keşke bir iyi oyuncu olsan. Ama işte zaten iyi oyuncu olsa böyle toksiklik yapmaz diyerekten kendimi de yanıtladığım durumlar yaşadım bu. İkinci video ile ikinci maçla birinci maç arasındaki süreçte harbiden çok ilginç bir süreçti gerçekten. Ondan dolayı şu anda Zümrüt 4 damgadayım. Zümrüt 3'ten Zümrüt 4'e düşmüş bulunmaktayım. Ormanından serice bahsedeyim size, elimde bayağı harıl harıl ısındı. Her oyunda da bu arada pozitif KDA ile bitirmeyi nasıl olduysa başardım. Arkadaşlar Lee Sin'i şu anda yukarıda görüyoruz. İzole hedeflere çok fazla vuruyor olmasını zaten biliyorsunuz Kha'Zix'in. Ve bundan dolayı mavi, gromp ardından da kırmızıya geçiyoruz. Biz kırmızıyı alırken seviyeyi otomatik olarak gelen süre deneyiminden kazanıyoruz zaten. Burada çarpımızı normalde kullanmıyoruz ama Lee Sin'i yukarıda gördüğümüz için bastım şu anda. Şimdi buradan şu şekilde atlayıp hemen aşağıdaki yengeci alacağız. Dediğim gibi Lee Sin'i yukarıda görmüş olmasam bu kadar kaynaklarımı patara kütere harcamam. Ama adamı gördük ondan dolayı rahat oynuyoruz şu anda. Hatta adam yukarıda olduğundan dolayı şimdi bir mavisini ziyarete gideceğim. Mavi çarpı aldım. Gördük Lee Sin'i burada. Kavga etmeyi okeyiz. Geldi. Gel bakalım. Çok güzel. Yırttık. Allah. Çık çık çık. Kanka. Aa çok kötü yerde kaldım ya. Rezil rüsva bir yerde kaldım. Lan. Hah helal. Al onu da. Çok güzel be. Müthiş tamamladık. Müthiş tamamladık. Kötü bir noktaydı. Harbiden fena patlayabilirdik. Şunu da al. Zaten Lee Sin'i yırtmıştık. Ondan dolayı devam ediyoruz. Hemen birinci yeteneğimizi burada evolve'luyoruz yine. Lee Sin birazcık Kha'Zix'e karşı zorlayıcı bir rakip. Sebebi de biz yaklaşmaya çalıştıkça adamın hem oraya uçması var, hem beni tekmelemesi var, hem görünmezimi bozması var iki yeteneğiyle beraber. Hem de bu tarz durumlardan dolayı Lee Sin Kha'Zix'e karşı çok güçlü bir şampiyon. Ama nedir? Bize işler mi? Bize bu saatten sonra işlemez. Dediğim gibi akıl sağlığımı yitirmeme çok az kaldığı için alayına giderim. Tamam burayı da totemle diyeni Yasuo Agam bize bir nevi göstermiş oldu. Bakalım. Geri de bile dönmemiş. Geliyorum. Tamam. Büyük bir hata. Anında kesilmiş bir ceza. Acımam. Acımam keserim. O adam minnacık canıyla 35 saattir ne yapıyor mesela burada? Bilmiyoruz. Alev Ejder ortaya çıktı. Bir Lee Sin'in kırmızısına bakacağım. Şöyle. Gel bakayım sen. Tamam atlasana ha. Atla da seni bir yırtayım. Graves ulti var. Graves çok kötü. Tamam bunu da görmüş olduk abi. Graves harbiden rezil rüsva seviyesinde kötü adam. Nasıl Malphite'e ölüyor sorusunun da yanıtını burada almış olduk. Ben ne diyorum, Graves gibi bir şampiyon Malphite koridorda nasıl ölüyor belli oldu abi yani. Harbiden çok kötü adam. Şimdi Alev Ejder'i başlamak istiyoruz. Başlayabiliriz. Tekli objektif. Birinci yeteneğimiz evolve'lu halde. En azından geldi bak ejdere yardım ediyor sağ olsun.
Sıkıntı yok. Katerina da altı koridoru yardı. Burada güzel bir alev ejderi almış olduk. Şuraya bir atlayacağım. Oo, Lee Sin'i gördük. Ne yapıyorsun lan burada? Zırto, atla sen oraya ha. Şuna bakar mısınız? 3 yeteneğim adamın %80 canını alıyor. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Lütfen atla. Lütfen atla. Girerim bu arada. Oo. Tamam. Direkt uzuyorum. Anında uzama gaming. Aman aman, orası çok kalabalık. Görmedi herhalde. Alıyoruz bu arada. Yırttım. Devamı var mı? Burada var. Yasuo biraz beni istedi. Kimi isteyeceğini bilemedi. Hızlıca şuradan biraz can dolduruyorum. Geri giremiyorum. Yasuo nerede? Yasuo ölü. Lee Sin'i göremiyoruz. Şuraya atlayacağım. Lee Sin'i görüyoruz artık. Yırtarım bu arada. Baya güzel yırtarım onu ama. Gelirse tabii. Birinci yeteneğini yersem o da beni kesebilir. Tehlike var birazcık. Az biraz can da olsun bize. Alamet alabiliriz ya. Lee Sin'in de canı baya düşüktü zaten. Aynen. Seri bir alamet. Ondan sonrasında ormanımıza devam edeceğiz. 3-1-2. Gayet güzel gidiyoruz. Ama harbiden buraya gelene kadar neler yaşadım neler yani abi ya. Oo. Gerçekten şu bunu ben çok az oyunda görüyorum. İnsanlar o kadar toksik ki. Yani ama öyle böyle değil. Biri geliyor oradan karşıdan şeyi yazıyor. Ne oldu lan Tolga? Video çıkmadı mı? Ya ha 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 falan yazıyor böyle. Neyse onlar neyse de birbirlerinin hani anasına babasına sövmesini bıraktım. Artık ölmelerini falan diliyorlar ki bunu kesinlikle ban sebebi bu yani. Kırmızı çizgi ya bu. Suç. Bu arada suç. Hani birine kendisini öldürmesini söylemek falan bu tarz şeyler suç abi. Baya ciddi suç ama ben anlamıyorum. Burada sadece basic bir chat banı mıdır artık ya da hiçbir ceza yok mudur? Cezasız mı geçiyorlar? O kadar çok kişi var ki. Hızlıca oraya gidiyorum. Aa. Öldüm. Kötü oynadım. Aslında kötü oynamadım da hasarımı hesaplayamadım. Onu oradan keser ve son kule itini yemeden çıkarım diye düşünüyordum. Yetişmedi. Size anlatınca böyle tekrardan bir tilt oldum. Ondan dolayı alayına gider moduna girdim az önce bir de. Neyse biraz daha dikkatli gaming'e tekrar geçiyoruz. Abi neler neler ya. Neler neler yani. Çok can sıkıcı insanlar var oyunda. Harbiden öyle. İyisin burada bir yerde. Aa, ne ara aldın lan? Az önce şuradaydın. Ejder'e doğru ilerleyelim. 15 saniye var. Yasuo Kata'yı takipliyor. Orada ulti atamazsa gerisini bizimkiler alır zaten. Ayakkabımı basayım. Hızlıca yetişeyim ben de. Ejder'e de girebiliriz. Savaş istiyorlarsa oradan Seraphine alıp da dönebiliriz buraya. Bakayım şifası var mı Seraphine'in? Var. Burayı kesemeyebiliriz o adamı ya. Tamam zaten çok hızlı alıyoruz. Bayağı hızlı alıyoruz. Bakın birinci yetenek artı çarp gösterecektim. Zaya çektirdiği için benden çok vurdu şerefsiz. Şöyle bir vurayım. Hasara baksana ya, ne güzel hasar. İstersen gel devam edelim yani, olur. Ben ortaya şu alameti açacağım. Ortayı kule açısından şöyle bir iki kuleyi yaralım istiyorum ya. Aa, alamet çıkana kadar biz kuleyi aldık. Bakalım şuradan o zaman. Buradan. Şöyle bir Lee Sin avlayabilir miyim? Vurdum da. Hasarım yetmedi. Kırmızısı var mı diye bir seri kontrol. Var, çok güzel, severiz. Nasıl lan? Çarpma sesi gelmedi mi orada? Dur bakayım. Aa. Az önce çarp... Galiba o anda alıyordu, anlamadım. Ya da benim artık beynim yandı. O da çok mümkün. Harbiden beynim alev almıştı olabilir. Bugün muhtemelen böyle bir 2 saat, 3 saat, 4 saat, belki 5 saat hiç Valorant oynamayacağım. Gerçekten mental olarak çok yordu insanlar. Evet, yine Yoğun Draktar artı Koruyucu Melek dizilimine gidiyorum abi. Bu dizilim Kha'Zix için Valorant'ta yapılabilecek en iyi dizilimlerden bir tanesi açıkçası. Çünkü ihtiyacımız olan her şeyi bize veriyor Koruyucu Melek'te. Bir de ayakkabının 3 eşya... Oh, bir saniye. Şöyle... Yırttık bunu.
Yırtılır mısın artık? Aa! Birinci yeteneğimi atmadı Serafine. 35 kez bas. Şurada bir Yasuo var. Çok düşük canlı duruyor da. Aynen. Jinx gitmiş oraya. Orada Jinx'e gireriz ha. Kuleyi bir kırayım ben. Tamam mı? Dert olmaktan çıksın bize. Eşya olarak Draktar, Yoğumu ve Koruyucu Melek. Kazix'in ihtiyacı olan her şeyi Kazix'e veriyor abi. Karşı sadece tank olduğu durumlarda eşya diziliminizde bir tek karabalta eklemesi yapabilirsiniz. Bu ilk 3 eşya olarak tabii. Ondan sonrasındaki eşyalardan bahsetmiyorum. Bu ilk 3 eşya core build diye bahsedebileceğimiz eşyalar. Ejder'e toplaştık mı? Toplaştık, tamamdır. Lee Sin'in ultisini almış olduk. Yol üstü. 880 hasar buradan. Hah. Ya bakayım. Şuradan ben... Oo. Şeyi almak istiyordum da Lee Sin'i. Adam base'e kadar yürümüş. Malphite şimdi burayı peşliyor. Yer kolluyor kendisine. Bulamadı yer. Uzadı. Tamam, sıkıntı yok. Gayet güzel. Ne oluyor abi? Malphite Yasuo kombosu yedi. Neyse, bizimkiler yardılar. Agalarıma tebrikler harbiden. Beni kestiler. Ace verip oyunu kaybettiler. Bayağı bitti ya. Beni kesecek diye. Ben bunu okuyayım abi. Elim ayağım artık titriyor. Fena kıpkırmızı oldum. Isındım. Darlandım. O yüzden yaptığım bazı hatalar oldu. Kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde size yine güzel Kha'Zix videoları çekerim ama şöyle full untilt olmuş tertemiz bir şekilde. Belki üst koridorda falan da bir Kha'Zix'in nasıl olduğunu test ederiz beraber. Yine güzel oyundu. Fena oyun değildi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.